Ben size Mehmet Akif'in çok beyti mısrağı vardır, kıtası vardır Sultanahmet için. Fakat en meşhurunu şurada müsaadenizle okuyayım. Peşinden tekrar söyleyeyim. Mehmet Akif'in Mehmet Akif Ersoy'un bu sefer okuyacaklarım. Yıldız Camii'nde Sultanahmet'in çıktığı bir cuma selamlığını anlatır. Memleket şöyle fena, böyle müzepzep işler. Ah o yıl baykuş, yıldızdaki baykuş ölüvermezse eğer. Mehmet Akif diyor. Dedi çoktan beridir vardı benim bir derdim. Gideyim zalimi ikaz edeyim isterdim. O bizim cami uzaktır, gelemez manine. Giderim ben diyerek vardım onun camiine. Şimdi bakın, tekrar söyleyeyim, Mehmet Akif yazıyor. Kafes ardında hanımlar gibi saklıydı Hamit. Koca şevketli, hakikat bunu etmezdi mümit. Belki 40-50 bin askerle sarılmış yıldız, o silahşörler, o al fesli herifler sayısız. Neye mal olmada seyret hedefin bir namazı, sade 60 bin adam kaldı namazsız en azı. Hele tebziri aşan masrafı dersen sorma, gördüğüm maskaralık gitti de artık zoruma. Böyle devam eder. Biraz da efendim adam, devam aşağılardan okuyorum şimdi. Adam mı cin mi nesin, yok ne gören ne eden, ya çünkü saklanıyorsun bucak bucak bizden, değil mi saklanıyorsun demek ki korkudasın, ya çünkü korkan adamlar gerek ki saklansın, değil mi korkudasın var kabahatin mutlak, bir de baktım canavarlar pusulardan çıkarak, koştular tekmeye kuvvet kimi dipçikle kimi, serdiler her tarafından delinen postekimi. Çok uzundur bu şiir. Bir kısmını okudum. Hatta şeyini söyleyeyim bunun. Safahat 1347 baskısı. Efendim sayfa 69. Yani eski Türkçesi Akif'in hayatında, sağlığında çıkan Nusa'daki şeydi. 1347 baskısı sayfa 69. Bu. Yani bu sözleri bakın, baykuş diyor, şunu diyor. Ne? Çok ağır sözlerdir. Sultanahmet hakkında yazılan en ağır şiirlerden biridir. Fakat bunları geri aldığına dair hiç tek bir satırı bile yoktur. Varsa göstersinler kardeşim. Ben hep söylüyorum, yıllardır 30 küsur senedir söylüyorum. Tarih belgeyle yapılır. Amcamın oğlunun kardeşinin baldızının efendim abisi demişti ki diye tarih olmaz.